devam edelim siyasetin gündeminde neler yaşandı ee, biliyorsunuz ki Malazgirt e, zaferini kutlamak için e, Bitlis'teydi Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Muş'a gitti Karar gazetesi de yazdı Ahlat'tan helikopterle çıkarma dedi Cumhurbaşkanı Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programına katılmak üzere Ahlat'tan Malazgirt'e helikopterle gitti. Erdoğan'a beraberindeki heyetle birlikte MHP lideri Bahçeli de eşlik etti dedi. Ve Malazgirt ruhuyla 2071'e yürüyoruz mesajı verildi. Muş'ta düzenlenen Malazgirt zaferinin 953. yıl dönümü kutlama programında konuşan Cumhurbaşkanı bu Türklerle birlikte Türk Müslümanlarının zaferidir ifadesini kullandı. Türkiye yüzyılı yürüyüşünün devam ettiğini kaydeden Erdoğan Malazgirt'in rehberliğinde bu yolu yürüyeceğiz dedi. Malazgirt'i 2071 Türkiye'sine giden yolu aydınlatan bir fener olarak görüyoruz dedi. Şimdi e, orada yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi dedik. Hediye takdimi sırasında Bahçeli'nin Erdoğan'a yönelik hamlesi ise oldukça dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Muş'ta Madazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlama töreninde bir araya geldi. Törene hediye takdimi sırasında Bahçeli'nin Erdoğan'a doğru eğildiği anlar damga vurdu. Erdoğan kabineyi Ahlat'a taşıdı. 21 yıl aradan sonra ilk kez Ankara dışında toplandı kabine. Kabine öncesi Erdoğan MHP liderine yaşı kadar kırmızı gül hediye etti. Bahçeli de Erdoğan'a tablo verdi. Bir gün sonra bu kez Muş'ta Malazgirt Milli Park alanında bir araya geldi liderler. El ele tutuştular. MHP lideri Bahçeli'nin yanında Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu vardı. Program bitimindeki selamlaşmada yan yana el ele poz verdiler. Sıra hediye takdimine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası sahneye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çağrıldı. Erdoğan tarafından Bahçeli'ye üzerinde ay yıldız bulunan bir tablo hediye edildi. Bu sırada Bahçeli'nin kendisinden yaşça küçük olan Erdoğan'a yönelik hamlesi dikkat çekti. Ve Malazgirt yıl dönümüne ilişkin yorumlarını yazdı Emin Çöleşan. Sözcü Kontere'de hemen şöyle bakalım. dedi ki AKP militanı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bizim Recep Bey'in özel davetlisi olarak yine ortalıkta dolanıp nutuk atıyor, dualar okuyor dedi. Ama bu siyasi toplantıda bir de komutanlarımız var. Bizim gazetede çıkan fotoğrafa bakıyorum. Kimler yok ki dedi. Recep Bey, Devlet Bey, Genelkurmay Eski Başkanı olan şimdiki Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, iktidar destekçisi küçük bir partinin başkanı Bay Mustafa Destici ve adı nice olaylara karışmış olan Hizbullah isimli terör örgütüyle yakın ilişkileri olan Hüdapar başkanı Bay Zekeriya Yapıcıoğlu. Bunları anladık dedi. Bunlar şimdilik Türkiye'yi yöneten siyasi kadro. İyi de aynı karede iki komutan var diye devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Kadıoğlu. Bunların o karede ne işi var diye sordu. Ahlat'taki siyasi kutlamalarla bu iki komutanın ne ilgisi olabilir sorularını da yöneltti Emin Çöleşan Sözcü.com.tr'de. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Eylül ayındaki tüzük kurultayına hazırlanırken CHP lideri Özgür Özel tüzük kurultayı öncesi İstanbul'da CHP'nin eski genel başkanları Altan Öğmen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la görüştü. E, ee, CHP Tüzük Kurultayına 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde simgesel bir açılış yaparak başlayacak. Ardından 5 Eylül'de Tüzük Komisyonu son kez toplanacak ve 6, 7, 8 Eylül'de Ankara'da Tüzük Kurultayı yapılacak. CHP lideri Özgür Özel tüzük kurultayına sayılı günler kala CHP eski genel başkanlarıyla bir araya gelerek önerilerini dinledi. Partisinin hazırlığını eski genel başkanları anlattı. Özel'in bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu'yla da Ankara'da görüşmesi bekleniyor ve Özel Selefi olan Kılıçdaroğlu'nun da talep ve önerilerini not edecek.